kurumları ve kadın örgütlerinin saygıdeğer temsilcileri ve sansüre rağmen emek harcayan basının değerli emekçileri. Bu haftaki grup toplantısında hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Belçika Büyükelçisi Mars Prendesu aramızda hoş geldiniz. Avusturya Büyükelçisi Klaus Gülsen aramızda hoş geldiniz. Lüksemburg Büyükelçisi Virgili Arslan aramızda hoş geldiniz. Vekili George Oberreiter aramızda hoş geldiniz. Almanya Büyükelçisi Başkatibi Gantje Dayak aramızda hoş geldiniz. İspanya Büyükelçiliği Müsteşarı Lucia Garcia Rico aramızda hoş geldiniz. Başkatibi Astarios Tisturbas aramızda hoş geldiniz. Afet Türkiye Delegasyonu'ndan Aycan Akdeniz aramızda hoş geldiniz. Finlandiya Büyükelçisi Elçi Vekili Jüzi Sonya aramızda hoş geldiniz. Sayın Selma Gürkan Bey ve Cile'ye aramızda hoş geldiniz. Yeşiller ve Sol Parti Genel Başkanı Naci Sönmez ve yöneticileri aramızda hoş geldiniz. ÖDP Başkan, Başkanlar Kurulu üyeleri Alper Taş ve Pelin Bektaş aramızda hoş geldiniz. Aramızda onlara da hoş geldiniz diyoruz.
Sayın Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekilimiz Sayın İdris Barukyan ile milletvekillerimizden Sayın Selma Arınak, Sayın Nursel Arvan, Sayın Leyla Birlik, Sayın Gülsel Yıldırım, Sayın Ferhat Encü, Sayın Abdullah Zeydan ve Sayın Nihat Akdoğan'ı esir almışlardır. Yeni bir adımdır. Ülkemizde
kardeşçe, eşitçe, özgürce ve barış içinde yaşamı savunan bizlere yönelik bu saldırının bütün demokrasi güçlerine yapılmış ortak bir saldırı olduğunu unutulmamalıdır. Elbette baskıcı bu tür rejimlere karşı her koşulda yan yana durmak ve faşizme karşı ortak mücadeleyi büyütmek tek çıkış yolumuzdur. Avrupa kamuoyunun ve demokratik kurumlarının hukuk dışı bu baskılar karşısında çok daha etkili ve sonuç alıcı bir tutum sergilemeye bekliyor ve diliyoruz. Bu korku imparatorluğu en kısa zamanda dağılacaktır. Bizler demokratik siyasete olan inancımızı kaybetmeden bulunduğumuz her koşulda mücadeleye devam edeceğiz. Dört duvar arasında da olsak, aynı göğün altında olduğumuzu unutmadan dışarıdaki mücadelenin bir parçası olmaya, süregelen özgürlük alayının neşesinden yararlanmaya devam edeceğiz. Dışarıda çalışma yürüten bütün yoldaşlara, gençlere, kadın arkadaşlara özel selam ve sevgilerimi iletiyorum. Savcılarımız olmadan, satın alınmış bürokratlarımız olmadan,
tankımız, topumuz, tüfeğimiz olmadı. Hiçbir dokunulmazlığımız yokken sadece meşruiyetli haklılıkla bu mecliste vardık, varız, var olacağız. Yeni Kapı Ruhu adı altında milliyetçi faşist bunun tercihinde bulunurlar. Her seferinde bunu yaptırır. Ve AKP'ye şans veren, AKP'ye prim veren, fırsat veren hem ana muhalefetin hataları, yanlışları oldu. Bundan bir ders çıkarmışlarını diye bakıyoruz. Buna dair en düşük bir emal de yok. Halkın tamamı, tabanın tamamı beklentisini bu yönde ifade ediyor. Demokratik muhalefet bir blok çerçevesinde bir ittifak, işbirliği, birleşmeye falan söz etmiyor. Taktik bir şeyden söz etmiyor. Ülkenin geleceği bu kadar büyük bir tehlike altındayken temel ilkelerde birlikte mücadele etmekten söz ediyor. Buna bile gelmeyenler ülkenin geleceğiyle ilgili nasıl laf söyleyecekler? Askeri darbe girişimi meclise karşı gerçekleştirildi. Meclis bombalandı, yıkıldı. Bunun karşısında tutarlı bir darbe karşı siyasetin, zihniyetin, meclisi merkez alan bir siyasi yaklaşım göstermesi gerekmez mi? Normal olan budur. Tutarlı darbe karşıtlığının birinci çıkış noktası ve göstergesi budur. Meclisi merkez alan bir demokratik kurucu süreci başlatmak gerekir. Yenilenme sürecini, reorganizasyon sürecini başlatmak gerekir. Ama yok, bunlar meclisten kaçıyor da. Bütün yetkiler, bütün kurumlar saraya bağlanıyor. Milyonlarca insanın verdiği oyların hepsi çöpe atılmış durumda. Niye seçim yapmadı bir kasım? Üstelik bir kere bile seçim yapmadınız. 7 Kasım, 7 Haziran kesmedi, bir üstüne bir Kasım seçimini yaptınız. Niye gitti iki defa bu halk seçim sandıklarına? İki seçim sonucunu da tanımayacaktınız. Bu meclisi madem tanımayacaktınız, bu oyunu niye oynadınız? Bu oyuna halkı niye alet ettiniz, niye alet ediyorsunuz? Bakanlar kurulu devre dışı. Meclis devre dışı. Mecliste kurulmuş komisyonlar devre dışı. Yeni komisyonlar kurulamıyor, kurulsa bile çalıştırılmıyor. Kanun hükmünde kararname ile ülke yönetiyorlar. Kanun hükmünde kararname geliyor. AKP İktidar Partisi'nin milletvekilleri yoklama yapılıyor, geliyor genel kurulu, el kaldırıyor, iniyor. Hadi eyvallah, çekiliyorum. Böyle bir işleyiş darbeye karşı demokratik işleyiş olabilir mi? Böyle bir işleyişten hayır çıkar mı? Demokrasi çıkmadığı çok net. Bu parlamento sizin babanızın malı değil. Burası bir anonim şirket. Siz de o şirketin yöneticileri, biz de çalışanlar falan değiliz. Siz buraya seçimle, biz KPSS sınavıyla gelmedik. Çalışa çalışa, bin bir zorlukla. Hem de sizin gibi devlet bütçesinden harcayarak değil, çaldığınız çırptığınız paralarla yaptığınız seçim harcamalarıyla değil, şu insanların kuruş kuruş ceplerinden yaptığı katkılarla, çalışarak buraya geldik. İnsanların ana sütü gibi helal oylarıyla buraya geldik. Eşitlik çıkıyor. Bizim yetkilerden kaldırsa da HDP buradan geçemez, ölüm buradan giremez. Ya sen kendini ne sanıyorsun? Bizim başımız bu siyasi iktidarın sahipleri ve saraya biat edenler yaşayamazlar. Onlar bizim mutluluğumuzu gitmezler, bilemezler. Bizlere, bu halka, bu zulmü dayatanlar pişman olacak. Bu halk, bu halkın çocuğu, yaşlısı, genci, siyasetçisi asla pişman olmadı. Asla pişman olacak. Sizler bu zulmü dayatanlar pişman olacak. Bugün kürtü uzattığı eli tutmazsa, yarın tepelerine binmiş bir Hitler faşizminin katliamı altında inerken ahval edecek fırsatı yollamayacaklar. Gün bugündür. Dayanışmanın intikamı
kadar çıkıp darbeciler yaptığı işbirliğini onlarla geliştirdiği ortaklığın hesabını vermelidir. O yüzden burada pek uçağınıza gerek yok. Pek sizsiniz, siz. Hedefleri bütün parti yönetimi ve grubuyla partimize ve grubumuza dönüştürdük. Her saldırıya karşı adım adım ne yapacağını bilen bir partidir. Yapmaya da kararlı, muhtedir bir partidir. AKP yenileceğiz. Saray yenileceğiz. Bunun için çalışacağız. Kazanımızı da düşünüyoruz. Ama aynı cevabı yeniden alacaklar. Geçmişte nasıl Orhan Doğan gibi Kürt siyasetçilerini bu meclisten göz altına alarak polis yoluyla hapse götürdüler ve ama onun arkasından çok daha büyük ve güçlü bir biçimde bu parlamentoya meclise geri geldiğinize tanık oldular ve bunu yaşadılarsa emin olun her gün bizi tükettikçe kendileri tükenecekler. Bizi tüketmeye çalıştıkça kendileri tükenecekler. Başından bir şey gelirse, olabilir. Benim bütün arkadaşlarımdan, bütün yoldaşlarımdan özel ricamdır. Bu gemi limana götürülecek. Sizlere emanet ediyor. Şu veya bu şekilde bu olmasa da bu partiyi kuranlar emeğini, alın terini harcayanlar, dökenler elbette ki bu geminin nereye nasıl götürüleceğini bilenlerdir. Bizde çok şükür ki tek aralık sistemi yok, olmayacak. Böyle bir parti değiliz. O yüzden benimle uğraşmaları asla canınızı sıkmaz. Çünkü bizde tek aralık yok, yüz binlerce kadın, yüz binlerce erkek var. Hangi birimizle uğraşacaklar? Hangi birimizi başarıya götürecek, kararlılığa değinilecek, sahiptir. Ekşilir, ekşi geliriz. Ezilir, un geliriz. Bir gider, bir geliriz. Ben bundan kurtulmuşum. Kör olsun demiyorum. Kör olmadan, gör beni. Kör olmadan, gör bizi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hedefler var olunca, hedefliyle bu topraklarda nefes aldığını müddetçe sen başkan olamayacaksın. Bu dayanışma duygunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.